Anlatacağım bu olayı ben şahsen yaşadığımı belirterek başlamak istiyorum. Şu anda rahmetli olan halamla yaşadığım bir olay bu. Halam beni yetiştiren ve okutan kadındır. Ona minnet borcumu asla ödeyemem. Yaşım ilerleyip ayrı bir eve çıktığım zamanlarda da haftada en az 2 gün işten çıkar onu ziyarete giderdim. Orada çay kahve, muhabbet, yemek yerdim. Zaman geçirirdim halamla. Şimdi bile fırsat buldukça mezarına giderim. Anne oğul gibiydik biz onunla. Halamın bir adeti vardı. Çok iyi kahve falı bakardı. Bir akşam halamı ziyarete gittim. Muhabbet arası bana kahve içer misin oğlum dedi. Ben kahve falı gibi şeylere karşı çıkardım. Gaybı Allah'tan başkası bilemez gibisinden. Son zamanlarda halam kahve falı baktığında ne söylerse tutuyordu. Çok şaşırıyordum bu duruma. Halamın yaşlı bir komşusu vardı. Birbirlerine gider gelirlerdi. Bu komşusunda şizofrenik bir durumları vardı. Yani öyle bir söylenti vardı. Tam da bilmiyorum bu konuyu ama zararsız bir kadındı. Ben hiçbir şeyini görmedim. O akşam o kadın da geldi eve. Halam ona da bir kahve koydu. Onlar muhabbet ederken ben de telefonla oynamaya başladım. Sosyal medyada dolaştım bir süre. Bir vakit sonra kafamı telefondan kaldırınca halamı bir şey okurken buldum. Halam kahve falına bakarken fincanı birden yere bıraktı. Karşısındaki kadın da garip bir şekilde bakıyordu halama. Kadın bir şey okudu ve halamın yüzüne üfledi. Ben de halama inmeyin sandım. Ayaklandım hemen. Halamın yanına gittim. Halamın sağ elinin üzerinde 2 beyaz çizgi yukarıya doğru çıkıyordu. Sanki bir şey tırnaklayarak yukarıya doğru çıkıyordu. Halamın kolunda izler belliydi. Bana, oğlum beni boğuyorlar diyebildi zar zor. Halamın boynuna baktım. 3 tane parmak izi belirmişti boynunda. Resmen görünmeyen bir varlık halamın boynunu sıkıyordu. Nasıl müdahale edebilirim diye düşünürken diğer kadına baktım. Oturduğu yerde taş gibi hareketsizce duruyordu. Elimi halamın koluna koyup besmele çektim. Parmak izleri yok oldu. Halamın kolu bembeyaz olmuştu. Fakat halamın boynundaki parmak izleri hala olduğu gibi duruyordu. Halamın gözleri de kaymaya başladı. Nefes alamıyordu çünkü. Bir bardak su aldım. Suyu okuyup halamın yüzüne doğru serpmeye başladım. Halam kendine gelmeye başladı. Evde sirke buldum. Sirkeyi suya damlattım. Sirkeyle halamın kollarını ovmaya başladım. Bir yudum da içirdim. İçirince halam bayağı bir rahatladı. Bu arada kolumda bir acı hissettim. Sanki birisi eliyle kolumu sıkıyor gibi hissetmeye başladım. Sağ elimi sirkeyle ovup bir yudum da bu sudan içince ben de rahatladım. Daha sonra ben bu tür konularda biraz bilgiliyim. Bildiğim ritüeller var. Sıralı dualar falan. Onları okuyunca rahatladım. Halam da rahatladı ve aniden bayıldı. Halamı yatırıp başında dua ettim. Yarım saat sonra kendisine geldi. Diğer kadınsa hala taş gibi oturuyordu karşımızda. O kadına evden gitmesini söyledim. Halam bu olaydan sonra fal bakmaya devam etti. Fal bakarken gözleri, göz çukurları kararıyor. Sanki biri ona bir şeyler anlatıyormuş gibi transa geçiyordu. Halamı bir gün karşıma alıp fal bakma konusunda uyardım. Bu konu bir daha aramızda açılmadı. Halam yıllar sonra başka bir nedenden öldüğünde ben halamın boynuna baktım ve halamın boynunda aynı morluklar vardı. Biri sıkmış gibiydi ve cinler insana en kolay boyunlarından zarar verirler. Genelde oraya saldırırlar. Bu hikayenin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Yaşadığım olay 2 gün üst üste askerdeyken başıma geldi. Türkiye sınırları dışında bir yerde askerliğimi yaptım. Alay içinde ordu evinde kalan bir askerdim. Bizim bölük alayın içinde yarım saatlik bir yürüme mesafesinde ve biraz karanlık bir bölgesinde kalıyordu. İlk geceler ben ordu evinde bir odada kalıyordum.
koğuşa gitmek zor olduğu için. Bu arada askerliğimi asteğmen olarak yaptım. Subaylarla ordu evinde kalıyoruz. Hafta sonu bir söylenti dolaşmaya başladı. Cumartesi günü alkol alanlar ordu evinde kalmasın diye bir efsane var. Ben de buna inanmadım. Alkol aldık cumartesi akşamı. Alkolü içtim, odama girdim, yattım. Bir yarım saat sonra aslında uyuyamadığımı fark ettim. Kalktım, bir bardak su içtim. Yeniden sırtüstü uzandım yatağa. Karşıma baktığımda yatağımın ucunda kafası tavana kadar değen, kafasında şapka benzerimli bir şey olan siyah bir varlık gördüm. Korkuyla yorganı hemen suratıma çektim. Yüzünü göremedim. Oda karanlıktı ama üzerinde uzun bir pardüse varmış gibiydi. Böyle kirpi gibi dikenli bir varlıktı. O varlığın nefes alışverişlerini duyabiliyordum. Sanki vahşi bir hayvan gibi nefes alıp veriyordu. Yorganı yüzüme çektim. İyice altına girdim yorganın. Titriyordum. Aklıma dua okumak geldi. Ayetel kürsüye başlayacağım. Besmele'yi okuyorum. Devamını getiremiyorum. Bir güç bana ayetel kürsüyü okutmuyor. Kitlenip kalıyorum. Ya da unutuyorum duayı. Normalde sürekli okuduğum ve bildiğim bir dua. Aradan biraz zaman geçti. Kendimi öyle ya da böyle toparladım. Kafamı yorganın altından çıkarıp baktım. Bir şey gözükmüyordu. O varlıkta öyle bir şeydi ki odanın karanlığından daha karanlıktı. Etrafıma baktığımda o varlığın olmadığını fark ettim. Herhalde çocukların söylediklerinin etkisinde kalıp hayal gördüm galiba diye düşündüm. Bir yandan da alkollüyüm tabii. Kafamda böyle bir şey yarattım diye düşünüyordum. İçimdeki korku da geçti. Biraz rahatlamıştım. Sonra yatakta soluma döndüm. Rahatça uyuyayım dedim. Sol tarafıma bir döndüm ki aman Allah'ım, o varlık şimdi benim yanımda, tam karşımdaydı. Ben kendimi yataktan nasıl attım, binanın dışına nasıl çıktım bilmiyorum. Halimi gören askerlere yaşadıklarımı bir bir anlattım. Onlar da biz seni uyardık o kadar, sen bize inanmadın. Ama haberin olsun, bu yaşadıkların burada bitmeyecek dediler. Nasıl yani dedim, sen söylenenlere inanmadın. İnadına o mekanda içki içtin. Bir nevi onlara meydan okudun. O da sana musallat oldu, dediler. O gün birkaç saat bu olayın etkisinde kaldım. Gece nöbetçi olan çavuş arkadaş rahatsızlanınca görev bana kaldı. Geçtim nizamiyeyi. Koğuştan nöbetçileri getirip götürüyoruz. Tek başıma nizamiyeden böğleye kadar o karanlık yolu tek başıma gitmek zorundaydım. Gece 3-5 nöbetçilerini aldım koğuştan. 25 dakikalık yolu yürüdük. Nizamiye'ye geldik. Onları nöbet yerine bıraktım. Bir 3 nöbetçilerini de koğuşa bırakacaktım. Havan bölüğü var yolumuzun üstünde. Orada da başıboş köpekler var. Biz oradan geçerken bu köpekler koşarak üzerimize gelmeye başladı. Biz ne olduğunu tam olarak kestiremedik. Askerlere ses çıkaralım da bizi fark etsinler, saldırmasınlar. Silahlarınızı kaldırın havaya dedim. Köpekler üzerimize doğru koşarken çığlık benzeri bir ses duyuldu etrafta. Bu çığlık sesiyle beraber ay ışığının kapandığını fark ettim. Etraf tamamen zifiri karanlık oldu sanki. Gökyüzünden üzerimize doğru siyah bir varlığın geldiğini fark ettik. Onu üçümüz de görebiliyorduk. Kuş olması imkansızdı. Çok büyüktü. Üzerimize yaklaştığında aynı anda alaydaki tüm köpekler etrafımızı sardı. Biz köpekleri bizi saldıracak diye korktuk ama öyle olmadı. Köpekler sanki bizi korumak istercesine etrafımızı sardılar. Askerlere kasaturaları takın dedim. Belli ki o varlık bize saldıracaktı. Bize doğru yaklaşan bu varlık yaklaştıkça köpekler adeta kudurmuşçasına havlıyordu. Benim de o varlık üzerime yaklaştıkça içimde inanılmaz bir ürperdi ve karın ağrısı oluyordu. Neyse, köpekler sayesinde bu varlık üzerimizden uçup gitti. Askerlerden bir tanesi kas katı kesilmişti korkudan, hareket edemiyordu. Diğer asker kendisindeydi. Kendinde olan asker, komutanım ne yapacağız demeye başladı. Ben de bilmiyorum ama
bir an önce koğuşa gitmeliyiz dedim. Ortalıkta çok korkutucu bir sessizlik vardı. Herhalde gitti diye düşündüm. Askere, arkadaşını tut, koğuşa gidelim dedim. Tam koluna girdik. Sürükleyerek götürmeye çalışıyoruz. Köpekler önümüzü kesti. İzin vermiyorlar geçmemize. Arkaya döndük, o tarafa gidelim diye ama bu sefer de diğer köpekler önümüze geldi. İlerlememize izin vermediler. Köpekler bizi ne kadar o şekilde bekletti bilmiyorum ama en son hatırladığım güneşin doğduğuydu. Neden bizi o kadar saat orada beklettiklerini hala anlayabilmiş değilim. Yaşadığımız olayları üstlerime anlattım. Bana güvendikleri için söylediklerime inanmış gibi yaptılar. Fakat inanmış gibi gözükmüyorlardı. Diğer iki askere ise kafa izni verdim. Bu yaşadıklarını atlatmaları kolay bir şey değildi. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.